Günaydın arkadaşlar. Bugün karlı olmasa da 3 gündür biriken karların devam ettiği bir gündeyiz. Bugün günlerden çarşamba. Hafta sonu ev yasağından sonra 2 günlük de kar izni verdim kendime. Yani işe gittim tabii ki ama motor anlamında izin verdim kendime. Çünkü pazartesi günü yerler mükemmel derecede kardı. Yani bildiğim böyle lapa lapa kar yağdı işe giderken falan. 3 kere düşüyordum. Yani ben yaya olarak ayakta duramadım. Motor nasıl dursun? Kayardı yani lastikler. Buradan şu yan tarafa geçmeye de korkuyorum. Yani yerler buzdur muzdur. Çünkü dün takır takır buzlu yerler kayıyordu. Yine motorla gitmedim. Aslında özet geçmek gerekirse hava buz gibi. Buz gibi değil, hava buz. Hohluyorsun, havada donuyor. Şuraya bak. Kar 3 gündür erimiyor. Niye? Çünkü artı dereceye geçmiyor. Lan mükemmel fizik dersim var ha. Ya dayı ya. Honda'nın arkasına endişeyi mahluk endişeyi yazmış. Yemin ediyorum o siren sesiyle birlikte şarkı girişini okudum ya. Endişeye mahluk endişeyi. Diye devam ediyor ya. Onu okudum ya. Dayı ne oldu? Bir şey varsa bize de söyle. Üşüdü. Önünü kapıyor. Oğlum ben montun içine dayı, teyze, abla bir şeyler yani sen ne yaptın? Ben montun içine atlet artı kazak artı deri montun termal içliği onun üstüne. Aa bak buralar buz. Buz. Gaz vermeye korkuyorum. Genel olarak erimişler ama orası buzdu yani. Çocukken ne güzeldi ya. Çocukken kar yağsın isterdik. Yağdığında eğer ben dışarı çıkmıyorsam camdan baktığımda kar topu oynayan çocuklar varsa üzülürdüm kar eriyor diye. Ben yokken oynuyorlar diye değil, kar eriyor diye. Basmayın isterdim, basmayın. Oğlum bak burada da buz ya. Parlıyor. Şöyle arabaların geçtiği yoldan abi. En sağlıklısı. Hele trafik akıyorsa normal şeridine geç. Öyle atraksiyonlara gerek yok. Bir de viyadükler daha çok buzlanma tehlikesi yaşıyor. Hayır birazdan GoPro donacak. Donacak derken hem soğuyarak donacak hem kendi donup kapanacak yani. Hayır donsa kapansa adama sövemeyeceğim de. Diyeceğim senin yapacağın işe sıçayım ben diyeceğim. Donulacak yer mi diyeceğim. Diyecek abi soğuk. Abi soğuk. Bu arada belirtmem gerekiyor ki şu ana kadar dizi örtüsü mükemmel derecede işe yarıyor. Yani şöyle ki apartmandan çıktığımda bacağımda bir soğukluk, bir serinlik, bir üşüme hissettim. Şu anda apartmandan çıktığımda hissettiğim üşüme yok yani. Bayağıdır da vlog çekemiyoruz ya. Yani gerek hava şartları olsun, gerek genel sıkıntılar olsun, insanın video çekisi gelmiyor gerçekten. Aman dayı bak oralar buz gibi duruyor. Gel gel oradan gitme gel. Oo buralar ıslak mı buz mu tam anlayamadım. O yüzden en kuru gördüğüm yerden. Hayır belki bir şey yok ama pipirikleniyorsun yani. Dayı bastığına göre bir şey yok. Yoksa şu an sağ sinyali yakıp kenara geçip dayıyı kaldırıyordum. Hayır abi yağmur da yok yani. Susuzluk var zaten. Hem üşüyoruz. Bari üşüyorken yağmur da yağsın ki üşüdüğümüze değsin. Kışı verimli geçirelim. Ne bileyim şöyle iki avuç suyu yüzümüze çarptığımız zaman yazın demesinler ki bize ulan su bitiyor köpek. Harcama köpek demesin de istiyorum yani. Ey Güneş Bey. Ulan işinizi zamanında yapmazsınız böyle. Alakalı alakasız yerlerde çık. Hep yokuşsun ha hayatın yokuş.
Kal öyle bulutların arkasında. Oo, çıkamazsın inşallah. Hayır. Hayır, böyle söylüyorum. Yarın öbür gün ağzıma sıcak benim. Ben dediğim zaman nerede güneş, hani yaz gelmiyor diye bir şak sesi gelecek, böyle bir şak sesi gelecek. Diyecek ya, göt oldun mu? Hah, sana diyecek güneş. Oradan bir de nah işareti gelecek. Tepeden, ardından bulutların böyle. Aga be. Düşünsene ya, şöyle bulutlara bakıyorsun. Ey güneş be diyorsun, neredesin? Nerede diyorsun, bu yaz ne zaman geliyor diyorsun. Bulutların arasından bir nah çıkıyor. Dur abi, burası köprü. Köprü olduğu için yan şey çok güven vermiyor bana. Sana da güven vermesin dayı, lütfen. 2 dakika geç git ama sağlıklı git. Şöyle şuraya geçeyim. Harbi ellerim bile üşüdü ya. Yani elcik koruma var. Eldiven var. Güzel eldiven ama şu anda kurtarmıyor. Şaka maka 4000 kilometre olmuş ha motor. Normalde bakımı 5000 kilometrede bir mi ne yazıyordu? Ama bana demişlerdi gel yağını falan değiştirelim, İstanbul trafiği. Bir de tapagaz falan gittiğin zaman yağ dediler fazla geliyor. Ben dedim tapagaz gitmiyorum, olsun dediler, yağ fazla gidiyor. O yüzden bir gidip çıtır bir ara bakım yaptırabilirim yani. Şöyle ıslak yerlerden falan geçerken korkuyorum. Acaba diyorum. Üşüyorum ödünç ferellerini. Virajlardan da korkuyorum ya. Bak burası bir parlama var burada. Gaz veremiyorum şu an, korkuyorum. Dönerken korkuyorum. Korkuyorum. Dik döndüm. Bu arada dün babamın da işleri vardı. Arabayla bıraktı beni işe. Abi geldik tam buralara falan, böyle şuradan döndüm. Tam benim kahvaltıcı yok mu? Orada diyor ki sen de bir şeyler almıyorsun be, yemek yemek bir şey almıyorsun. Adamın bilinçaltına o kadar yerleşmiş ki böyle videoları falan izlerken. Artık ezberlemiş hani orayı. Hayatımda gelmediği yer yani şurası. Şuradan tam şuradan geçerken de sen de kahvaltı bir şeyler almıyorum. Yok baba dedim, bugün almayacağım. Ulan bugün alayım be. Bugün alayım be. Valla dizi örtüsü mükemmel, hayat kurtardı, ben bir şey diyeyim mi size? Götüm niye ıslak olmuş orası? Kolay gelsin. Açma neli? Sade ve kaşarlı. Kaşarlı alayım. O da sadedir muhtemelen ama. Lan cigüli. Vay aslan be. Vay 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 vay. Ama çüş. Çüş. Ay sade var, kaşarlı var dedi. Kaşarlı ver dedim. Kaşarlının da sade olduğunu bile bile. Sanki bilmiyoruz, sade de kaşarlı. Şey pardon, kaşarlı da sade. Gözümü kapatıp sade ve kaşarlı ısıtırsalar ikisine de sade derim. Neden opsiyon sunuldu ben de anlamadım yani. Bazen zeytinli yiyorum. Zeytinli daha iyi oluyor yani. Bak buz var. Bak basıyorum kayıyor. Zeytinli yiyince böyle bir arada bir tane ağzına göre güzel oluyor. Ağzın tadı değişiyor. Vallahi arkadaşlar öyle işte, bugün de dümdüz işe geldik. Beni izleyen, takip eden, bu gereksiz 10 dakikasını bana harcayan arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Aman YouTube'da da o kadar gereksiz şey var yani. Sonuçta adam biz işe giderken çekmişiz, çok mu sanki? Neyse, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Günaydın Dobro. Ulan insan sever katilini. Set my heart afire.